kazandırdığımızdan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Belediyemiz olarak geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve çocuklarımızın yanlarında olmayı ve onlara en iyi şekilde hizmetleri sunmayı önemsiyoruz. Bugün Tavas Belediyesi Gençlik Merkezimiz, Gençlik Spor Bakanlığımız, Spor Toto ve belediyemiz işbirliğiyle yapılmıştır. Gençlik Merkezimizde 200 kişilik sinema salonumuz, 300 kişilik de konferans salonumuz, eğitim çalışmaları için öğrenci derslikleri, gençlere ve çocuklara çeşitli etkinlikler ve gösterimler yapabilecekleri sınıflar yer alıyor. Gençlik Merkezimizin açılışının akabinde bugün eski cezaevini biliyorsunuz daha önce Adalet Bakanlığı'ndan tahsisini almıştık. Orayı da Tavas Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'ne dönüştürdük. İlçemizin tarihi dokusuna uygun şekilde geleneksel ile modern eşsiz uyumuyla belediyemiz tarafından ilçemize kazandırdığımız ve iş dizaynını tamamladığımız Kültür ve Sanat Evimizi de bugün siz kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Kültür ve Sanat Evimizde Tavas'ımızın tarihinin, kültürel değerlerinin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması için el emeği göz nuru eserlerimizin sergileneceği atölyeler, Kızılcabörük tekstil ürünleri ve dokumalar, aynı şekilde doğal taş resim atölyeleri, Tavas'ımızın yöresel lezzetlerinin olduğu gastro odamız, kent müzemiz ve kafeteryadan oluşmaktadır. Dedik ki 2019'da yola çıktığımızda tevazu, samimiyet, gayretle Tavas'ımız için gece gündüz çalışacağız. Tavas'ımızda, Tavas'ımıza yakışan eserleri siz kıymetli hemşerilerimizle buluşacağız. Verdiğimiz sözlerin hepsini tuttuk. Şöyle söyleyeceğim, önümüzdeki dönemde de çok güzel projelerimiz var. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte Tavas Belediye'miz olarak inşallah o projeleri de hayata geçireceğiz. Ve şunu söyledik 2019'da yola çıktığımızda Tavas'ımızın başlıca gelir kaynağı tarım. 560 bin dekar tarım arazimiz var. Bunun 120 bin dekarı sulanabilir ve gerisi kuru tarım yapılmaktadır. Bu bağlamda çiftçimizin ve hayvan yetiştiricimizin her daim yanında olduk. Türkiye'de ilk defa biliyorsunuz Toprak Mahsulü Ofisi'nin hayvan yetiştiricilerimize ucuza temin ettiği arpanın çuvallamasını ve nakliyesini gerçekleştirerek Türkiye'de bil ki yine Tavas Belediyesi gerçekleştirdi. Dün 15 bin adet zeytin fidanımızı sağ olsun Osman Başkanım gönderdi. Gene çiftçimizle, o dikicilerimizle buluşturduk. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Biz her daim çiftçimizin, hayvan yetiştiricimizin yanındayız. Diyeceksiniz ki şimdi açılışla ne alakası var? Yani kusura bakmayın, biz burada tarım ve hayvancılığa verdiğimiz destekler ve şu dev eserlerle her zaman övünmüşüzdür ve önümüzdeki dönem yapacağımız işlerle de her daim sizlerle birlikte övüneceğiz. Tavas'a her şey yakışıyor. Yorulmadan sizler için koşturmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de çok güzel projelerimiz var. Biliyorsunuz park kahvesinin karşısındaki şu anda büyük otopark olarak kullanılan yeri geçen dönemden Osman Başkanımız jandarmaya yeni yer yapmıştı. Onun karşılığında o arsa şu anda Büyükşehir Belediye'mizde. İnşallah onun bodrum katında arsanın tamamını kullanarak bir otopark üst yerlerinde iş yerleri inşa edeceğiz. 2019 yılında seçim beyannamemizde hiçbir zaman şunu söylemedik. Tavas'a büyük bir tekstil üzerine yatırım yapılacak demedik. Lakin o yatırımı Tavas'ımızla buluşturduk. Şu anda o işletmemizde 380 tane kardeşimiz tekstil fabrikasında çalışmakta. İnşallah önümüzdeki dönemde de 2 tane 3 tane büyük çapta firmalar Tavas'ımızda yatırım yapıp tarım ve tekstil üzerine işsizliği ve biliyorsunuz metropole kaçışı engellemek için bu yatırımlarla sizleri buluşturacağız. Ben bugün buradan gençlerimize bir müjde daha vermek istiyordum. Geçen gün bir kafeye gittim. Baktım saat 10.30. Çocuklar dedi ki başkanım biz gidiyoruz. Nereye? Denizli'ye go-kartla dediler. Dedim ki o gün tamam gençler size söz veriyorum. Tavas'ımızda da inşallah bir go-kart pisti yapacağız dedik. İnşallah Tavas'ımızda da geleneksel spor alanları
biliyorsunuz Tavasımızda rahvanat yarışlarımız, deve güreşlerimiz ve onun etrafına da go-kart pistini gençlerimizle buluşturacağız inşallah. Hep birlikte el ele vererek Tavasımızı cazibe merkezi haline getiriyoruz. Bugün ben buradan gençlerimize de seslenmek istiyorum. 16'da burada gençlik merkezimizde gençlerimize yönelik düzenlediğimiz Grinch Cut grubunun muhteşem konserini sizlerle buluşturacağız gençler. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Evet, bugün katılımlarından dolayı kıymetli protokole, siz kıymetli hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.